Arkadaşlar, ruh ikiziniz kim biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum sizin ruh ikiziniz kim. Ama kuru boyalarınkini biliyorum. Markerlar. Bu markerlar inanılmaz güzel bir ilk katman oluşturuyor kuru boya çizimlerinizde. Bugün bunu nasıl yapabileceğinizi anlatacağım detaylı bir şekilde. Ama tabii ki markerlar çok ilginç kalemler. Çok daha farklı stratejiler gerektiriyor. Hepsinden bahsedeceğim tek tek. Benimle birlikte adım adım çizmek isterseniz adresi artık biliyorsunuz. patreon.com/ecegürler. Bir de malzemelerle ilgili sorular geliyor. Bunlar her zaman ama her zaman açıklamalar kısmında. Videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız da abone ol tuşuna basmanız yeterli. Bu benim markerlarla ilk çalışmam ama kuru boyalarla daha önce bir sürü çalışmam oldu. Oynatma listesini buraya ekliyorum sizin için eğer göz atmak isterseniz. Şimdi kapın markerlarınızı ve kuru boyalarınızı, hep beraber bu gerçekçi kirazlarımızı çizelim. Marker dediklerimiz gazlı boyalar arkadaşlar ve burada setimi görüyorsunuz. Winsor & Newton'un 24'lük seti var. Bunların hepsini vellum kağıdımın üzerine çizdim ki renkleri neye benziyormuş bir bakayım. Gördüğünüz gibi çok güzel canlı renkleri var. Kuru boya renklerimi de önceden seçmek zorundaydım. Nasıl seçtik bu renkleri? PowerPoint'te damlalık özelliğini kullanarak tek tek bu kirazların üzerinden giderek renklerini buldum. Markerlarla çalışırken göreceksiniz bazen böyle çizgiler oluşuyor ama hiç korkmayın, alkolü uçacaktır ve o çizgiler bakın gördüğünüz gibi zamanla yok olacaktır. Bir ikincisi de kullanmadan önce mutlaka bir başka kağıdın üzerinde denemeler yapın. Tıpkı benim burada yaptığım gibi. Renklerini beğendiğim kirazlara uyan 3 tane marker seçtim ve bunları gördüğünüz gibi deniyorum. Üzerinden de hangi kuru boya rengi daha uygun olur diye denemeler yapıyorum. Bir kırmızı seçtim. Burada gördüğünüz gibi güzel yayabiliyorum. Bir de koyu olan 2 tane sepya ve black raspberry renklerini seçtim. Bir de bakıyorum ki beyaz nasıl görünüyor acaba bu renklerin üzerinde. Bunu da test ettim, onayladım. Bir de planlama yapmamız lazım arkadaşlar. Açık üzerine koyu mu gideceğiz, koyu üzerine açık mı gideceğiz kirazları yaparken? Ben bu ikisini de denemek istedim ve sanırım açık üzerine koyu gittiğimden daha fazla memnun kaldım. Üstelik beyaz da üzerinde güzel görünüyordu. Bu kırmızı kuru boyaların üzerinden markerla geçince de alkol kuru boyayı çözdü. Bunu bilmek de iyi oldu benim için. Taslağımı sildikten sonra artık çizmeye başlayabilirim. Size ilk kirazı adım adım göstereceğim. Öncelikle açık yerleri gördüğünüz gibi pembeyle boyadım. Sonra kırmızı olan yerlerini kırmızıyla geçtim. Ve şekilleri tek tek girdim arkadaşlar. Açık yerlerin üzerinden tekrar kalemle gideceğim. Önemli olan ilk katmanım. Bu benim yaptığım ilk taban katman. Ve en son olarak da yine bu koyu bordoyla en koyu yerleri girdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bütün bunlar bittikten sonra artık kalemlerimle iş başa düştü. Black Raspberry kalemimle, yani biraz mor ve kahverengi karışımı, kırmızı kalemimle gördüğünüz gibi bütün taramalarımı yaptım. Beyaz çok güzel bir etki yarattı. Özellikle bu açık yerlerdeki kırmızıyı birbirine yedirirken. Balmumu bazlı kalemler kullandığım için de daha pürüzsüz sonuçlar elde ettim arkadaşlar. Burada damlaların olduğu yerlerde özellikle aydınlık karanlık etkisi çok önemli. O yüzden 2, 3, 4 kat kırmızı veya bordo kullanmam gerekebildi. Beyazları da tabii ki iyice beyazlattım ki zıtlık oluşturabilelim. Bu şekilde de 3 boyut oluşsun. Siyahı da en ama en karanlık yerlerde mutlaka kullandım. Sepya, yani kahverengi ve siyah karışımıyla birlikte. Bu kesinlikle kullanmanız gereken bir şey arkadaşlar. Blender diye geçiyor, dağıtma kalemi. Bu kağıttan yapılan bir şey değil, kendisi kimyasal. İnanılmaz güzel dağıtıyor arkadaşlar. Blender diye aratabilirsiniz. Bu gerçekçiliği nasıl verebiliriz? Şöyle tek tek şekillere odaklanarak. Burada bir şekil var bakın. Şekil içinde şekiller göreceksiniz. Bu 3-4 tane şeklin yanında bakın şu 2 beyaz yeri de 2 tane yarım daire olarak düşünebilirsiniz. Alttaki damlaya da bakalım. Bakın 3 tane birbiri içerisine geçmiş şekiller göreceksiniz, sınırlar. Bunların içini farklı şekillerde renklendirerek, farklı şekillerde tarayarak 3 boyutu böyle yakalıyoruz. Bakın mesela şuradaki çizgiyi de görebiliyor musunuz? Eğer göremediyseniz hadi hepsini tek tek sizin için geri alayım. Bu sefer bu geometrik şekilleri görmeye çalışın.
Şunu da kaldıralım. Bakalım görebilecek misiniz? Gördünüz mü? Bir de yukarıya. İşte bu. Tek tek bu şekillere odaklandığınızda resim bittiğinde harika bir sonuç ortaya çıkacak. Beyaz yerleri nasıl yapacağınıza karar verdiniz. Tamam, kuru boyayla ve belki de beyaz jel kalemle. Bu da çok önemli. En parlak yerleri mutlaka onlarla yapın. Yağ bazlı mı, bal mumu bazlı kalem mi kullanacağım? Bunu da önceden belirlemeniz önemli ve en önemlisi de kağıt. Çünkü her kağıt marker için ideal değil. Marker artı bir de kuru boya kullanıyorsunuz. Ben o yüzden dokulu vellum kağıdı kullandım. Ama siz ne de karar kılacaksınız, önceden planınızı mutlaka yapın. Bir başka bilmeniz gereken şey de taban olarak kullandığımız bu renklerde kırmızı olsun, pembe olsun, gerçekten bu çizgisellikler ya da marker izleri hiç önemli değil. Çünkü üzerine zaten kuru boyayla gidiyoruz değil mi arkadaşlar? O yüzden hiç endişelenmenize gerek yok. İşte bunlar çizgisel oldu vesaire. Çünkü hiçbiri görünmeyecek. Bir ikincisi, unutmayın, marker silinmiyor. Yani hata yapmasak iyi olur. Ben sizler için denedim. Üzerine ıslattım birazcık sulu boya mantığıyla ve sonra silmeyi denedim. Ama maalesef o da çok başarılı olmadı. O nedenle çizime başlamadan önce iyi bir planlama şart. Kuru boyaları marker üzerinde ayrı bir kağıda denemenizi öncelikle tavsiye ederim. Böylelikle hangisinin üzerine hangi kuru boya daha güzel oluyor, daha güzel renk birbirlerine uyum sağlıyor, bunları görebilirsiniz. Bir başka dikkat etmeniz gereken husus, marker kurumadan kuru boyanızda tarama yapmayın. Çünkü o alkol uçmadan önce hala kağıdınız ıslak ve sivri uçlu kuru boyanıza girerseniz oraya kağıdınızı yırtabilirsiniz. Hazır lafı geçmişken hatırlatalım. Kuru boyalarınızda tarama yaparken, o ince damla detaylarını girerken vesaire, uçlarının hep açık olması gerekiyor. Sık sık ucunu açacaksınız. Bu biraz önce bahsettiğim boya dağıtan Colorless Blender özellikle dokulu kağıtlarda çok güzel bir dağıtıcı arkadaşlar. Bu beyazlıkları çok güzel doldurabiliyor. O nedenle mutlaka bir araştırın, satın alın derim ben. Cilalama çok iyi bir yöntem. Özellikle şu anda benim yaptığım gibi mum bazlı boyalarla çalışıyorsanız. Peki bu arkadaki flu yerleri nasıl yaptınız derseniz hemen göstereyim arkadaşlar. Çünkü bazı beyaz parlama yapan yerler net değil. Gördüğünüz gibi öncelikle birkaç tane kırmızı ve gri ile etrafında dairesel hareketlerle gölgelendirme oluştum. Üzerinden beyazla geçtim ama beyazla da bakın yine dairesel hareketlerle bu aydınlığın kenarlarından birazcık daha aşağı dışarıya doğru taşırarak sanki oralarda bir flu'luk varmış etkisi yaratabiliyorum. Her zaman dairesel hareketler kullanıyorum arkadaşlar. Bütün gölgelendirmelerimde, kalemimde göreceksiniz ki yuvarlak yuvarlak hareketlerle ilerliyorum. Bunlar daha doğal bir görünüm verecektir gölgelendirmelerinize. Marker ve kuru boyalarla ilgilendiğimiz için şimdi gölge ve ışık oyununu çok iyi oynamamız gerekiyor 3 boyut oluşturmak için. Ama bunu nasıl yapacağız? Renklerle yapacağız. Farklı renkleri iyi kullanmamız gerekiyor. Ben burada 3 tane dediğim gibi marker rengi kullandım. Pembe, kırmızı ve bordo. Bunun üzerine de sepya, yani siyah ve kahverengi karışımı, aynı zamanda black raspberry, yani kahverengiyle mor karışımını koyu renkler için kullandım. Crimson Red isimli de bu sıcak kırmızımı da yine bu kırmızıların üzerinden gitmek için, daha canlı bir kırmızılık katmak için kullandım. Ve siyah, tabii ki siyah aralardaki bu boşlukları hem siyah marker hem de siyah kuru boyayla daha da derinlik kazandırmak için yaptım. Bir de açık yeşil ve koyu yeşilim var ve amber, yani yeşile çalan kahverengim var, saplar için kullandım. Bunların hepsini tek tek kullandım ki derinlik kazandırabileyim. Sadece iki renkle olacak iş değil bu arkadaşlar. Arada görüyorsunuz beyaz jel kaleme elim gidiyor. En sonda da, videonun en sonunda da göreceksiniz. Bütün aydınlık, özellikle o damlaların en tepeciğini hep bu beyaz jel kalemle yapıyorum. Nedir beyaz jel kalem? Beyaz mürekkep kalem arkadaşlar. Beyaz mürekkep gerçekten çok güzel sonuçlar çıkarabiliyor. Ama eğer beyaz mürekkebiniz yoksa şu noktacıklar için, en parlak yerler için, o zaman mesela daha büyük yerler için de olabilir şu anda uğraştığım gibi. Bu tür yerleri akrilik ya da beyaz guajla da yine bu parlaklığı verebilirsiniz.
Önemli olan oradaki beyazlığı yakalayabilmek ve maalesef kuru boyanın beyazı bunu o kadar iyi veremiyor. Diyelim ki kuru boyalarla bir hata yaptık, o zaman nasıl sileceğiz diye sorarsanız da yine elektrikli silginiz varsa gerçekten 2-3 katmanı bir arada silebilecek seviyeye getiriyor kendisi. O anlamda gerçekten başarılı. Ama elektrikli silginiz yoksa da yine kalem silginizde buradaki ufak silmeleri aydınlatmalarda kullanabilirsiniz. 5,5 saat süren bu çizimim, eğer markerları kullanmasaydım, çok açık ve net söylüyorum, en az 8 saat sürerdi. Arkadaşlar, gerçekten süreyi kısaltıyor marker kullanmak, hem de sizin emeklerinizi azaltıyor. Bu 5,5 saatte bile gerçekten bileğim kopma noktasına gelmişti yani. Düşünemiyorum, marker kullanmasaydım nasıl yapabilirdim, günlere bölerdim sanırım. Gördüğünüz gibi artık son noktalar, bu son noktalarda da siyahları daha siyah, beyaz jel kalemimle de beyazları daha beyaz yaparak yine zıtlık oluşturarak 3 boyut kazandırıyorum. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey biraz hazırlık, biraz özen, biraz sabır. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar, ruh ikiziniz kimdir bilmem ama ve kanalımdaki videolardan daha fazla haberdar olmak isterseniz abone ol tuşuna basmanız yeterli. Kapın markerlarınızı ve kuru boyalarınızı, birlikte çiziyoruz. Oh, omzum kütledi. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Uzun ders videolarımı istiyorsanız adresim patreon.com/ecegürler. Resim ve sevgiyle kalın.